Günaydın. Günümüz aynı, saatimiz farklı. Bundan böyle HT Sağlığı yine alıştığınız gün olan cumartesi gününde ama farklı saatte. Şu anda birlikte yayın yaptığımız saatte izleyeceksiniz. Lütfen yeni saatimizi ve bizi izlemeyi unutmayın sevgili seyirciler. Hepinize güzel, aydınlık, sağlıklı bir gün diliyorum. Programımıza hoş geldiniz diyorum. HT Sağlık'ta bu hafta iki önemli konu masaya yatırılıyor. Programın ilk bölümünde çocuklarda yatak ıslatma problemi ele alınacak. 100 çocuktan 15'i neden uykuda yataklarını ıslatıyor? Yatak ıslatan çocuklara yönelik tedaviler neler? Programın ikinci bölümünde ise toplumda sık rastlanan boyun ağrıları ve boyun fıtığı konuları ele alınacak. Boyun ağrısı ve boyun fıtığının nedenleri nelerdir? Boyun ağrısına baş dönmesi eşlik ediyorsa ne yapılmalı? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası az sonra HT Sağlık'ta. Tanıtımımızda da izlediğiniz gibi tüm bu sorunların tamamı hatta daha fazlası HT Sağlık'ta. Bugün iki farklı konuda iki değerli uzmanımızı ağırladığımızı söylemiştik. İlk bölümde çocuklarda yatak ıslatma konusunu konuşacağız. Hemen tanıştırmak istiyorum sizi çok değerli stüdyo konuğumla. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı'ndan Profesör Doktor Serdar Tekgül bizimle birlikte. Anne babaların sıklıkla suçluluk duydukları ve işin içinden acaba nasıl çıkacağız diye düşündükleri, belki de o kadar düşünmemelerini gerektiren, bir uzmana başvurmalarını gerektiren bir sorun olan çocuklarda yatak ıslatma konusu. Hemen ilk soruyla başlayalım istiyorum. Lütfen. Her çocuk yatak ıslatır mı? Her çocuk yatak ıslatır ilk hayatın ilk günlerinde. Evet. Ama belli bir yaştan sonra yatak ıslatmayı normal bir şey görmüyoruz. Peki işte onu sormak lazım belki de. Yatak ıslatma hangi durumlarda normal olarak kabul edilmeli? Hangi durumlarda ise ya burada bir sorun var bizim mutlaka bir uzmana gitmemiz lazım denilmeli. Evet. Şimdi çocukların büyürken edindikleri bir takım yetiler var. İşte yürümek, konuşmak, çişini, kakasını kontrol etmek gibi. Bunlardan biri bayağı geç gelişiyor. Bu da gece çişini kontrol etme yetisi. İşte bu geç gelişme içinde bazı çocuklar çişini gece kontrol etmede geç kalıyorlar. Peki bu geç kalma ne kadar geç kalma önemli bizim için? İşte bu 5 yaş. Yani 5 yaşın üzerinde çocuklar hala gece yataklarını ıslatıyorlarsa biz bu işi artık dikkate alınması gereken, tedavi edilmesi gereken bir problem gibi görmeye başlıyoruz. Ondan önce bu gelişim sürecinin içinde olan şeyler. Nasıl bazı çocuklar daha 1 yaşında konuşmaya başlar, bazıları 2 yaşında anne baba telaşlanır. Bu gece kaçırma için 5 yaş sınır. 5 yaştan sonra aile ve çocuk için önemli bir problem olmaya başlıyor. Ve bu gerçekten de aile ve çocuk için bir problemse bizlere başvurmalarını ve tedavi seçeneklerini birlikte değerlendirmeyi tercih ediyoruz. Peki 5 yaş sınırı sizin için de bir problem mi? Yani sorunun çözülmesi anlamında yoksa hayır 8 yaşında 10 yaşında da biz aynı şekilde tabii, sorunu çözüyoruz aslında, ama başka nedenler var mı diyorsunuz? Çoğunluk 5 yaşında gelmiyor. Çocuk daha 5 yaşında bu iş için uygun görülüyor aileler için. Bir de şöyle bir şey var. Aslında sık görülen bir durum. Yani 5 yaşında 100 çocuğun 15'i düşünebiliyor musunuz? Çok 100 çocuğun 15'i oran. Gece yatağını ıslatıyor. Bu kadar çok gelen bir durum olunca anne babalar için de çok önemli bir sağlık problemi gibi algılanmıyor. Ama çocuk büyümeye başladıkça, sosyal bir varlık olmaya başladıkça, ne bileyim bir yere gezmeye gidilmesi söz konusu olduğunda o yatak ıslatma aile için bir problem oluyor. Biz genelde 5 yaşında görmüyoruz bunları. Daha geç yaş, 6, 7, 8, 9, 10 yaşlarında görüyoruz. Yani aslında burada bir ihmal de söz konusu denilebilir kısmen, mi? Kısmen, evet. Kısmen bir ihmal de söz konusu. Tabii gece kaçırmanın ne kadar şiddetli olduğu da önemli. Bazı çocuklar haftada bir, ayda birkaç kere kaçırıyor. O daha kabul edilebilir bir durum aile için. Ama her gece kaçıran çocuklar, bu önemli bir şey. Her gece kaçırıyoruz. Hem aile için problem oluyor, bize daha erken başvuruyorlar. Bir de bizim açımızdan önemli, bunların gece kaçırmalarının kendi kendine düzelme süreci çok daha uzun olabiliyor. Evet. Bunlar daha kötü grubu oluşturuyorlar.
Peki 100 çocuktan 15'i yatak ıslatıyor dedik. 5 yaş sınırını koyduk. Şimdi orada biraz daha farklı oranlar vermek mümkün mü acaba bize? Anneler babalar da belki bu sorundan muzdarip bizi izliyorlardır merakla ve heyecanla. Yani işte 2 yaşında çocuk şu oranda kaçırır da 3 yaşında ortalama olarak budur denilen bir oran var mıdır bilimsel araştırma dışında? Tabii yani 5 yaşından önceyi söylemeyelim, çoğunluk zaten kaçırıyor. 5 yaşından sonra kabaca, çok kabaca her yaş bu %1 azalıyor. Yani 18-19 yaşına geldiğimizde her yaş birer birer azaldığını düşünürsek %1'lerin altına kadar iniyoruz. Ama 5 yaşından önceki sonraki dönemde bu düşme biraz daha hızlı oluyor. Evet. Ama ortalamada her yaşta yani 7-8 yaşına gelince 3 sene geçmiş bu oran %3-4 azalmış oluyor örnek olarak. Evet, ama bunu böyle baktığımızda aslında 10 yaşında bir çocukta düşünün neredeyse %7-8'inde hala yatak ıslatma söz konusu olabiliyor. Değişik şiddetlerde. Peki tabii sorulması gereken en önemli soru belki şu. Neden yatak ıslatıyor çocuklar? Yani organik nedenler mi burada daha hakim yoksa psikolojik faktörlerden mi söz etmek bir kere lazım? Psikolojik faktörler bizim bahsettiğimiz yatak ıslatmada birincil neden değil. Çok az bir grubunda birincil neden olabilir. Bizim bahsettiğimiz şu anda konu olan yatak ıslatma çocuk hiçbir zaman gece idrar kontrolünü sağlamıyor. Ama bir grup çocuk var. Gece idrar kontrolünü sağlamış 5 yaşında, ne bileyim 4-5 yaşlarında her şey iyi gidiyor. 7-8 yaşında birden gece idrar kaçırmaya başlıyor. O zaman altında psikolojik bir neden aramak lazım. Biz ona ikincil gece yatak ıslatması diyoruz. Ama bizim bahsettiğimiz konuda yani çocuğun bu kontrolü hiç sağlayamadığı durumda ise psikolojik nedenler bir faktör değil. Fakat ikincil bir sorun oluyor. Yani düşünsenize 7-8 yaşında bir çocuk var. Her sabah okula gidiyor ama gece yatağını ıslatmış. Bu çocuktaki ezikliği, üzüntüyü hissetmemiz lazım. Aile için bir sıkıntı, sosyal hayat uyum sıkıntısı var. Çocukta bir eziklik, kendine güven kaybı duygusu var. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde psikolojik problemler birincil değil ama çok önemli ikincil problemler. Bu yüzden zaten biz gece yatak ıslatmayı çok ciddiye alıyoruz ve bu çocukların bir an evvel bu sorundan kurtulması gerektiğine inanıyoruz. Tabii. Aslında biz gece yatak ıslatmayı hastalık gibi görmüyoruz. Hastalık da demiyoruz. Bir gelişimsel gecikme problemi ama biz bu konuda yardımcı olabiliyoruz çocuklara. Bu problemden dolayı onların bu ruhsal sıkıntıyı çekmesini istemiyoruz. Peki şimdi bazı nedenler var. Çocuğun uykusunun ağır olması da bazı çocuklar çok ağır uyurlar. Bunu ekran başında uykuyu çok seven ve ağır uyuyan yetişkinler de bileceklerdir bana. Belki katılacaklardır. Evet. Bu da bir sebep olabilir mi? Tabii, yani tabii, sadece ağır uyuduğu için benim çocuğum altına kaçırıyor. Ne yapacağız bu durumda? En önemli sebeplerden biri bu. Top patlasa uyanmayanlar bunlar. Aslında bu bir sebep. En önemli sebeplerden biri. 3 temel faktör var. Bir çocukta niye idrar kaçırır? Biri bu, uyanma, uyanabilme şeyleri, yetileri daha pek gelişmemiş. Daha doğrusu uyurken bir takım dışarıdan gelen uyarıları algılamada zorlukları var uykularından dolayı. Bu idrarlarının geldiklerini, şişinin geldiğini de algılamada tabii zorluk yaratıyor. Ve bu çocuk bu duygu geliştiğinde uyanıp buna bir cevap veremiyor. Aslında azıcık uyansa tuvalete gitmesine de gerek yok. O baskıyı, o hissi baskılayabilir de çocuk. Bunu yapamadığı için idrar kaçırıyor. Bu bir sebep. Evet. Bir diğer sebep gösterilmiş bir şey bu. Normalde hepimiz gece az idrar çıkarırız. Vücudumuza bir hormon salınır. Bu hormon gece salınır. Ve bu hormon sayesinde biz geceleri normalden gündüz yaptığımızın çok azı miktarda gece idrar üretiriz. Bu çocuklarda bu biraz farklı. Bu hormonun salınımı ile ilgili bir sorun var. Ve bu yüzden bu çocuklar geceleri bir miktar daha fazla gündüze göre az olması gerekirken olması gerekenden daha fazla idrar üretiyorlar. Bir diğer sebep de bu bir birinci sebep de olabilir, ikinci bir sonuç da olabilir. Bunların, bu çocukların mesane kapasiteleri biraz daha küçük. Şimdi 3 tane faktör saydık. Bir, idrarı fazla çıkarıyorlar. Evet. Mesane kapasiteleri küçük. Şimdi mesane kapasitesi küçük, bir de idrar fazla çıkınca çocuğun gece uyku boyunca depolayabileceği idrarı geçiyor. Yani bir kere tuvalete gitmesi lazım. Bir de üstüne üstlük uyanamıyorsa bu durumda işte size gece idrar kaçırma karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz bir çocuğu gördüğümüz zaman bu 3 faktörden hangisi daha ön planda onu düşünüp ona göre bir tedavi planına gitmek durumundayız. Peki bu mesane kapasitesinin artırılması söz konusu olabilir mi? Yani bazı egzersizlerle bilmediğim için size soruyorum. Hani bir takım cihazlarla veya belki son zamanlarda geliştirilen bazı ilaçlarla. Tedavilerden biri alarm tedavisi diye bahsedeceğimiz bir tedavi var. Bu aslında mesane kapasitesinin artmasına neden oluyor. Ama dediğim gibi mesane kapasitesinin artmasıyla ilgili problem
birincil sebep mi, ikincil mi? Bu evet. Çok net değil. Evet. Yani belki de çocuk idrar tutmasını sağladığımız için yavaş yavaş mesane gelişimi hızlanıyor ve kapasite artıyor olabilir. Ama alarm tedavisi uyguladığımız zaman bu çocuklarda gördüğümüz en net sonuç iki şey üzerine çalışıyor alarm tedavisi. Çocuğu uyandırma konusunda çalışıyor. Bir de mesane kapasitesini arttırma konusunda çalışıyor. Bu iki nedeni yok şey ediyoruz. Sıfırlıyoruz ve çocuk düzeliyor. Ama bizim öbür bir tedavimiz var. İlaç tedavisi. Birazdan herhalde bahsedeceğiz. Evet. O da gece idrar üretimi üzerine çalışan bir tedavi. O da gece idrar üretiminin azaltan tedavi. Yani o da aslında vücudumuza salınan hormonun kendisi. Evet. O hormonu dışarıdan veriyoruz. Dolayısıyla bu üç faktörden birini yok ediyoruz. Ve o sayede çocuk cevap alıyor. Tedaviye cevap vermiş oluyor. Dediğim gibi aslında tıpta her tedavi bu hastalığa neden olan sebebi anlamamızı gerektiriyor. O hastalığın sebebini biz biliyorsak o sebebi yok etmemiz lazım. O sebebi oynamamız, onun üzerine oynamamız lazım. İki tane tedavimiz var temelde. Bu iki tedavi üç faktör üzerine değişik oranlarda etkili. O tedavilere geçelim öyleyse. Tamam. Şimdi mesela o tedaviler nelerdir ve hangi faktörler üzerinde tamam. Sizin de belirttiğiniz gibi ne oranda etkilidir? Birincisi ilaç tedavisi. Yani sorunun çözümü var mıdır öncelikle kesinlikle. Onu söyleyeyim. Kesinlikle. Yani o konudan biraz bahsetmemiz lazım. Bu çocuklar ondan bahsettik. Önemli ruhsal sıkıntılar yaşıyorlar. Aslında çok kolay tedavi edilebilir bir nedenden dolayı. Okul başarısı çok güzel gösterilmiş psikolojik çalışmalar var. Bu çocukların okul başarısı düşük oluyor normale göre. Tedaviden sonra okul başarıları değişiyor. Öyle mi? Yani bu kadar önemli çocuğun hayatı. Anne babalar çocuklar için çok şey düşünürler ama bazen bu ufak bir detayı gözden kaçırabiliyorlar. Bunun üzerinde çok dikkatli olmaları gerektiğine inanıyorum anne ve babaların. Yani bu çok görülmesinden dolayı bu hastalığı önemsiz bir hastalık gibi görmemek lazım. Aslında çoğu düzelecek. Biraz evvel konuştuk. Yıllar içinde düzeliyor. Ama düzelme süresinde çocuğa kaybettirdiklerini, önemli olduğunu bilmelerini istiyorum anne babaların. Onun için erken dönemde tedavi edilmesini istiyorum. Nedir erken tedavi ya da nedir tedavimiz? Bir ilaç tedavisi var. İlaç tedavisi biraz evvel söylediğim gibi o gece salınan, hani idrar miktarını azaltan, hepimize normal olan hormonu dışarıdan veriyoruz. Dolayısıyla şöyle bir endişe oluyor. Çocuklara bir ilaç verdiğimiz zaman hep yaşadığımız. Yan etkisi var mı? Yan etkisi var mı? Yok. Bak çok net söylüyorum. Yok. Çok az olan bir yan etkisi var. O çocuk çok su içtiğinde ortaya çıkan bir yan etki. Ben bu kadar yıllık hayatımda bir çocukta gördüm. Çok nadir görülen. Zaten biz her anne babaya diyoruz ki bu ilacı kullanırken çocuk çok su içmesin. Ama çok su derken litrelerceden bahsediyorum. Onun dışında hiçbir yan etkisi yok. Hep sorulan soru, peki kısırlığa ne neden olur mu tek derler. Tek çocukta gördüm dediğiniz yan etki tek çok su içmesi mi? Evet. Ha, o özel anladım. Bir durumu da vardı. Evet. Onun dışında bir yan etkisi yok. Hep sorarlar, kısırlığa neden. Neredeyse bunun bir sebebini bilsek böyle bir hurafe var. Bu çocuklarda gece kaçırma yönelik verilen ilaçların kısırlığa neden olduğu konusunda bir ortak bir şey oluşmuş, bir bilinç oluşmuş. Nasıl oluştuğunu bilmiyorum. Böyle bir şey yok. Bunu çok net söyleyebilirim. Bu ilaçlar çok uzun yıllardan beri kullanılan ilaçlar. Tabii. Acaba? Bu ilaç en az klinik çalışmalarının yapılma zamanı 15 yıl önceye falan dayanıyor. Bundan da bahsetmemiz lazım. Bir ilacın etkinliğini ölçmek için biz çok basit bir yöntem uyguluyoruz. Yani anlatımı basit de uygulanması biraz zor. Evet. 100 tane hasta alıyorsunuz. Bu 100 hastanın 50'sine bu ilacı veriyorsunuz. 50'sine de içi boş ilacı veriyorsunuz. Yani örneğin nişasta veriyorsunuz ama onlar ilacı aldığını sanıyor. Sonuçta da sonuçlara bakıyorsunuz. Placebo etkisi. Evet, placebo dediğimiz. Siz tabii biliyorsunuz bunları çok iyi. O zaman sonuca bakıyoruz. Bu ilaç bu çocukta, bu grupta daha mı etkin? İstatistiğine bakıyoruz. Diyoruz ki bu etki. Bu kanıt dizeyi birinci derece. En kanıtı yüksek. Ama mesela o kadar çok tedavi duyuyoruz ki biz televizyonlarda falan. Bir takım bitkiler veriliyor, şunlar veriyor. Hiçbirinin böyle çalışmaları yok. Böyle kanıt düzeyleri belirlenmiş şeyler yok. Ama kanıt düzeyi belirlenmiş bitki tedavileri de var. Onları söylemek lazım. Ben de onu söyleyecektim. Hani her şeyi tümden yok saymak çok doğru değildir mutlaka. Her şeyin bilimsel gelişmeler ışığında bir açıklaması vardır ama bazen de biraz sanki insanlar kandırılıyor. Bazı şeylere oluyor, alet edinmek isteniyor gibi de geliyor bazı ama durumlarda. Ama kanıt düzeyinden bahsetmemiz lazım. Evet. Bu tedavinin kanıt düzeyi olabilecek en üst düzeydi. Bir. Yani bizim dörttür bunun. Birden dördü gider. Dördü kanıt yoktur. Uzmanların fikridir o. Bu bir ilaç tedavisi. İlaç tedavisi çok etkin. Verdiğimiz zaman %80'in üzerinde tam düzelmesi var. İlaç tedavisiyle ilgili sorun şu. Kestiğimizde geri gelebiliyor problem. Dolayısıyla ilaç tedavisini uzun süreler kullanmamız gerekebiliyor. Ama çoğu zaman ilaç tedavi süresinde zaten çocuk
o matürasyonunu da sağlamış, o olgunlaşmasını da sağlamış oluyor. Hı hı. Ve sonuçta o dönemi, en azından o sıkıntılı dönemi sorunsuz atlatıyoruz. İlaç tedavisinin en büyük avantajı çok kolay kullanılabilir olması. Şimdi bir de alarm tedavisi var. Buyurun, İkinci ondan bahsedelim. Tedavimiz. Alarm Nedir? Tedavisi de uyanma üzerine ve mesane kapasitesini arttırma üzerine çalışıyor. Bir alet var. Bu çocuğa bağlıyoruz, çok ufak. Aynen şu mikrofon gibi bir şey. Buraya bağlıyoruz. Öbürü de külotuna bağlı, bu kablonun ucu. Oradaki en ufak ıslanmayla bu çalıyor. Bu çalınca yüksek desibelde çalıyor. Çocuk uyanmıyor. Çünkü uyanmıyor bu çocuklar. Anne baba uyanıyor. Evet. Ama anne baba çocuğu uyandırıyor. Tuvalete götürüyor. Bu süreç 6 hafta sürmeye başlayınca, 6 hafta böyle gittikten sonra yavaş yavaş çocuk uyanmayı öğreniyor. Yani şartlanıyor. Evet. Bu uyarıyla idrar gelmeyi beyninde bağdaştırıyor ve yavaş yavaş bu işi öğreniyor. Yani 100 çocuğun yüzünde de işler mi bu yöntem? 100 çocuğun uygun yüzünde çocuğun işlemez. Diyelim. Şimdi onu söyleyeyim. Oradaki en büyük sıkıntı, bunu uygulamayla ilgili problem var. Düşünebiliyor musunuz? Her gece anne babalar böyle çok disiplinli bir şekilde bunu bağlayacaklar 6 hafta. Çocuk uyanmayacak, onlar gidecek, uyandıracak. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Yapmıyorlar zaten, öyle bir sorunumuz var. Evet. Yani uyum burada %15-20'ler düzeyinde. Çünkü çok uyuyan bir çocuğun anne babası da çok uyuyor ve uykuya çok düşkün, uyanamıyor olabilir. Aslında belki en başta söylememiz gereken şeydi, bu hastalık kalıtsal bir hastalık. Evet. Bakın, anne babanın birinde varsa çocukta %40. İkisinde de varsa %80'e yakın. O çok çok yüksek bir oran. Yani aslında benim en ilk sorduğum şey, sizde var mıydı ya da birinci derecede var mıydı? Herkes yarı saklayarak, yarı açık ederek vardı bir şeyler der. Siz biliyorsunuz, düzelecek bu derim. Evet. Dolayısıyla anne babalarda da var aslında bu sorun. Dolayısıyla alarm tedavisi aslında bu işi çok ciddi şekilde uygulayan ve çok sizin söylediklerinizin aile, gereklerini yerine getirenlerde gerçekleşiyor. Aynen. Onun için ilaç tedavisi pratik olarak çok kolay uygulanabilen bir tedavi. Zaten bu konuşmayı yaptığımız zaman ailelerle ilk tercihleri o oluyor. Ve tedavi cevabı da iyi. Yalnız uzun süre kullanımı var. Oradaki endişeleri de yan etkisi yok. Evet, bunlar güzel. Peki bir de anne babaların suçluluk duygusuna değinelim istiyorum. Çünkü bu sorunu yaşayan ve uzun yıllar halletmemiş, hele bir de ihmal ettiklerini düşünen anne babalarda böyle bir vicdan azabı. Ya ben zamanında gereken önlemleri alamadım, keşke daha önce bir uzmana başvursaydım şeklinde. Şimdi ne yapacağız gibi. Hı hı. Ben çevremde de bazı kişilerde biliyorum. Duygular var, doğru mudur? Doğru. Bu sık yaşanan bir şey. Daha sık yaşanan şey aslında çocuğu suçlu görmek var. Yani çocuk tembel, işte gerekeni yapmıyor. Uyanıp tuvalete gitmekle tembellik ediyor. Öyle değil. Öyle hiç alakası yok. Aslında bu işte hiç kimse suçlu değil. Ha, illa suçlu arıyorsanız o kalıtsal nedenlerle anne babayı biraz suçlayabilirsiniz ama öyle de değil. Ama şu yönden anne babalara bu bilgiye sahiplerse, erken dönemde bu tedavinin olduğunu ve bunu erken uygulamayı tercih ederlerse bu suçluluk duygusuna da gerek kalmayacak ama temelde genel olarak bir suçlu yok bu işte. Peki programımızın sonuna geldik. Ben son olarak belki ekranları başına yeni geçen, biraz daha bizi geç yakalamış seyircilerimiz vardır diye bu sorunla ilgili umut verici son cümlelerinizi alayım. Anne Peki. babalar üzülmesinler, bunun çözümü olduğunu sizden duysunlar. Bir, çok sonra görülüyor. Da kapatayım. O kadar çok ki. Yani bir çocuğun eğer idrar kaçırıyorsa sınıfa gittiğinde en az 3-4 tane daha arkadaşı var. Bilsin bunu. Çocuk da bilsin, anne baba da bilsin. En azından o ezikliği üzerinden aslında tedavisi var. Ve etkin bir tedavisi var ve her halükarda tedavisi olsa da olmasa düzelecek ama gelin tedavi ederek çözelim, çocuğumuz bu sıkıntıları çekmesin. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Çocuk üroloji uzmanı Profesör Doktor Serdar Tekgül'dü konuğumuz. Programımızı bitirmiyoruz, sakın bir yere ayrılmayın çünkü eminim sizin de boynunuz ağrıyordur. En azından aranızdan büyük bölümünün boynu ağrıyordur, benim de ağrıyor. Belki boyun fıtığından muzdaripsinizdir. Az sonra Operatör Doktor Aybars Akkor'la bu konuyu konuşacağız. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Birazdan beraberiz. Giriyoruz, konuşuruz. Tekrar hoş geldiniz sevgili seyirciler. Konumuz boyun ağrıları ve boyun fıtığı. Konuğumuz ise alanında uzman bir isim olan beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Aybars Akkor. Aybars Bey hoş geldiniz. Programımıza ikinci kez konuk ediyoruz size. Sağ olun. Şimdi şu anda size soru sormaya hazırlandığım anda bile, yani ben biraz boyun ağrısı çekiyorum. Eminim yalnız değilim. Eminim televizyonları başında bizi seyreden pek çok kişi de boyun ağrısı, sırt ağrısı çekiyor. Dolayısıyla rejide de iki kişi varmış. Şimdi yönetmenim kulağıma fısıldadı. Dolayısıyla toplumda çok sık görülen bir sorun. Ne kadar sık olduğunu böyle daha bilimsel istatistikler ışığında sizden öğrenelim. Şimdi bu programa girmeyi beklerken, kafeteryanızda otururken bile iki kişi gelip bana boyun ağrılarını sordu. Herkesin tabii ki ağrıyor.
Birincisi hareketimiz çok azaldı. Artık teknoloji bağımlısı olduk. Eskiden biz çocukken okuldan gelirdik çantamızı hemen kenara atır. Sokağa fırlardık ama şimdiki çocuklar bile sırtı beli ağrıyor. Çünkü hemen gelip bilgisayarın başına oturuyorlar ya da telefonlarının başına oturuyorlar. Böyle başları öne doğru eğik, biçimsiz oturma pozisyonuyla sırtını, bellerini ağrıtıyorlar. Tabii bu yaşla birlikte özellikle masa başı çalışanlarda tabii bu ağrılar çok çok daha fazla oluyor. Ama stres, özellikle bu trafik stresi veya haberleri açsanız hep bazen kötü haberlerle karşılaşma bile boyun ve sırt ağrılarının çok artmasına sebep oluyor. Yani diyebilirim ki toplumun hemen hemen tamamı zaman zaman boyun ve sırt ağrısı çekiyor. Bu konuda bir oran bile vermiyorsunuz. Neredeyse tamam diyorsunuz. Eskiden derdik toplumun %60'ı çekiyor diye ama şimdi neredeyse %100'ü boyun ve sırt ağrısı çekiyor. Yalnız değiliz derken işte evet. Yanlış değilmişim. Boynumuzda ağrıya neden olan unsurlar neler? Belki biraz da şöyle sormak lazım. Hani aslında çok da önem verilmemesi gereken geçicidir dediğimiz boyun ağrısı nedenleri neler? Bu bizim için önemlidir ve mutlaka tedavi edilmesi gerekir dediğimiz nedenler neler? Ya da bu soru doğru bir soru mudur? Bunu düzeltmek mi gerekir? Yok, kesinlikle çok doğru bir soru. Şimdi özellikle yazın gidiyoruz tatil yerlerine. Birçok günlük endişeden, stresten uzakta hiçbirimizin boynu, sırtı pek ağrımıyor. Garip garip sporlar yapıyoruz, garip garip hareketler yapıyoruz. Biçimsiz oturuyoruz, biçimsiz yerlerde yatıyoruz ama gene de ağrımıyor. Ama normal hayatta ne zaman stresin içine girersek o zaman boyun ve sırt ağrılarımız çok artıyor. Çünkü stres kasları sürekli geren bir olay. Kaslar açılır, gerilir, açılır, gerilir. Uzun süre gergin kalırsa bir türlü açılamaz hale gelir. Onlar kas yumakları dediğimiz oluşumlar oluşur ki biz tıpta buna fibrozit diyoruz. Fibrozit kasın kasılıp bir türlü açılmaması halidir. Böyle minik minik gözle pek zor görebileceğimiz yumaklar oluşur sırtta, boyunda. O zaman sürekli olarak sırt ağrısı, boyun ağrısı çekeriz. Ufacık bir rüzgara maruz kalma, şöyle arkaya doğru eğilme veya yukarı doğru uzanma bile bu boyun ağrılarımızın artmasına sebep olur. Tabii ki bu ağrılar hepimizde var. Ama eğer bu ağrılar 3 günden fazla devam ediyorsa, istirahate, sıcak tutmaya, basit ağrı kesicilere rağmen 3 günden fazla devam ediyorsa mutlaka ve mutlaka bir doktora başvurmak lazım. Evet, bu önemli bir belirti olsa evet. Gerek. Peki hasta size geldi, ben size geldim ve dedim ki boynum ağrıyor pek çok kişinin söyleyeceği gibi. İlk yapacağınız şey ne olur? Yani mesela mutlaka bir MR mı istersiniz? Mutlaka bir MR isterim. Yani şu nedenle isterim. Birincisi tabii ki en önemli şey hastanın muayenesi. Hastada bir güç kaybı var mı, uyuşma var mı, sırtında, boynunda bir tutulma var mı ona bakmak lazım. Ama MR'ı da mutlaka istemek lazım. Bunun yanında bir boyun fıtığı olup olmadığını veya bazen boyunda Allah korusun tümöral hadiseler olabiliyor, enfeksiyonel hadiseler olabiliyor veya boyunda kemikle ilgili başka sorunlar olabiliyor. Bunları mutlaka görmek için, zaman kaybetmeden görmek için direkt MR çektirmek lazım. Sanılanın aksine MR'da radyasyon denilen bir olay yok. Bir zararı yok MR'ın. Sadece bir manyetik alan. Vücutta herhangi bir metal bir şey taşımıyorsak, yani bir protez falan yoksa, kalp pili yoksa, direkt MR çektirip hemen sorunu tespit edip ona göre tedavi almak en doğrusu. Yani önce bir muayenesini yapıyorsunuz, sorgusunu evet. Bitiriyorsunuz hastanın. Evet, ondan sonra da MR'ı mutlaka istiyorum. Durumun teşhisini koyuyorsunuz. Tabii. Peki biraz önce boynum ağrıyor diye size gelen ben, belli bir süre sonra size tekrar geldim ve dedim ki boynum ağrıyor. Üstelik boyun ağrısıyla birlikte baş dönmem de var. Evet. Bu sizin için bir alarm işareti midir? Farklı şeyler düşündürür mü size? Şimdi baş dönmesi birçok kişide oluyor. En önemli nedeni boyun olmakla beraber mutlaka kulaktaki sorunları da ekarte etmek lazım. Bazen iç kulaktaki bazı sorunlar da baş dönmesi yapabiliyor. Vertigo aslında baş dönmesinin Latincesi ama
bizde alışa geldiği şekilde kulaktaki sorunlarda oluşan baş dönmesi için kullanılıyor bu kelime. Evet. Öncelikle bir kulak burun boğaz muayenesi yapmak lazım. Kulak burun boğazda herhangi bir şey çıkmazsa bunun boyundan olduğunu rahatlıkla düşünebiliriz. Özellikle boyun düzleşmesi dediğimiz olay. Boyun düzleşmesi dediğimiz olay boyun normalde C harfi şeklinde bir organdır. Fakat aşırı gerilme altında olanlarda, hassas kişilerde boyun sopa gibi düzleşiyor. Düzleşince beyni besleyen 4 tane damar var. İkisi öndeki şah damarı elimizde hissettiğimiz. 2 tane de arkadan çıkıyor damar beyni. Boyun düzleştiği zaman arkadan çıkan damarlar geriliyor. Ve beyni yeterince kan götüremiyor. Bu baş ağrısı, baş dönmesi, unutkanlık, alınganlıkta artış, gün boyu yorgunluk, halsizlik, gece uyusanız bile sabah zor kalkma, hep biri gelse şu boynumu sırtımı ovsa diye bekleme gibi sorunlar yaratıyor. Yani insanın yaşam kalitesini aslında bitiren bir sorunlar silsilesi. Hiçbir zaman öldürmüyor, sakat bırakmıyor evet. Ama sizi mutsuz ediyor. Mutsuz ediyor ve bunun da mutlaka tedavi edilmesi lazım. Şimdi boyun fıtığı yine toplumda sık görülen bir sorun. Şunu öğrenmek isterim. Boyun ağrısı olmadan boyun fıtığı olabilir mi? Yani ya da hani şöyle mi sormak lazım? Boyun ağrısı boyun fıtığının oluşma nedeni midir? Şimdi boyundaki ağrının mutlaka kola da vurması lazım. Yani boyun fıtığı dememiz için kolda da ağrı olması lazım. Kolda ağrı yaratmayan boyun fıtığı çok başlangıç safhasında, ufak safhadaki fıtıklardır ki bizim için çok önemli değildir. Ama ağrı kola da vuruyorsa, kolda güçsüzlük, uyuşma gibi belirtiler yapıyorsa o zaman mutlaka boyun fıtığından da şüphelenmek lazım. Çok nadir kenardaki fıtıklar, yani kenardaki fıtıklar dediğim boyunun ortasından değil iyice sağda veya solda çıkmış fıtıklar sadece kol ağrısıyla bile gelebilir. Boyunda hiçbir ağrı yaratmadan bunlara mutlaka hızlı bir şekilde müdahale etmek lazım. Bizim için önemli değil dediğiniz boyun fıtığı hani daha başlangıç aşamasındaki tedavi gerektirmez mi? Yoksa onlar hani basit mutlaka, bir takım müdahalelerle tedavi edilebilir mi? Mutlaka tedavi gerektirir. Yani şunu söylüyorum. Her tür 3 günden fazla devam eden boyun ve sırt ağrısı. Sebebi ne olursa olsun. Bu boyun fıtığı olabilir, tedavi kaslarda edilmeli. Sorun olabilir, boyun düzleşmesi olabilir. Mutlaka tedavi edilmeli. Peki o tedavi hangi durumda ne şekilde yapılmalı? Yani benim boyun fıtığım başlangıç aşamasında çok önemli değil, biz bunu halledebiliriz dediniz siz bana bir doktor olarak. Tabii. Şimdi bunu nasıl hallediyorsunuz? Ne yapmanız gerekiyor? Şimdi biz bir takım yeni tedavi yöntemleri uyguluyoruz. Aslında bunlar yeni değil. Amerika'da çok sık uygulanan tedaviler. Cihazlar mı bunlar? Bunlar cihazlar. Bir takım cihazlarla boynu çekiyoruz. Traksiyon dediğimiz olayı yapıyoruz. Bunun dışında kariyopraktik tedavi dediğimiz elle yapılan tedaviler var. Şimdi buna manuel terapi dediğimiz bir takım hareket onarım terapisi diyoruz tıpta. Bir takım masajları da ekledik. Bunun dışında ağrı tedavisi mutlaka yapılmalı. Bu konuda ben çok iyi bir ağrıcıyla çalışıyorum. Profesör Doktor Nurettin Üleci. Onunla beraber hastanın önce ağrısını çözüp arkasından bu tip tedavileri yapmayı tercih ediyoruz. Ağrı çeken bir insana direkt tedaviye başlarsanız ağrısını daha da arttırırsınız. Önce ağrıyı dindirmeniz, ağrıyı sıfırlamanız lazım. Ondan sonra da kasları gevşetmeniz, gerekirse işte o traksiyonla boynu çeke çeke o fıtığı yerine sokmanız lazım. Bu tedaviler bittikten sonra da siz başarıyla yapıyormuşsunuz onu duydum. Pilates tipi, özellikle egzersiz tedavileri. Yayın öncesi evet. Değil mi? Konuşmalarda. Egzersiz tedavileri son derece başarılı oluyor. Bunun için hatta ben ofisimde mutlaka her gün bir spor hocası bulunduruyorum. O spor hocası özellikle pilates hareketlerini kişilere öğretip evde onları yapmalarını sağlıyor. Yani aslında şöyle demeyeceğiz. Hiç yolu yok boyun fıtığından kurtulmanın. Yani siz o zaman bir uzman olarak bana yok yeri oluyor bu sorun birçok insanda. Halbuki basit hamlelerle önüne geçmek tabii. Mümkün diyebilirsiniz. Yani öyle gecikmeden değil mi? Gelirse hasta çok kolaylıkla bu işler toparlayabiliyor. Ama ülkemizde adettir. Yani aman ben doktora giderim beni ameliyat eder keser biçer işte falan korkusuyla.
hep hastalar gecikmeli olarak geliyor. Yani kolu artık iyice uyuşmuş, güç kaybolmuş, evet, yürüme bozukluğu başlamış. O tip hastalarda tabii ki mutlaka önce ameliyat gerekiyor. Ama bunlar olmadan, yani sizin sırtınız, boynunuz ağrıyor, daha kolunuza vurmadan veya baş ağrınız var. Baş ağrınız her gün devam ediyor. Evet. Bu arada çok kısa bir parantez açayım, baş ağrısı konusuna da değineyim. Migrenle çok karıştırılıyor boyundan kaynaklanan baş ağrıları. Migren nöbetler şeklinde 3-4 haftada bir gelen, çok şiddetli bir şekilde devam eden, 3-4 gün süren baş ağrılarıdır. Boyundan kaynaklanan baş ağrısı ise bizde hemen hemen haftanın her günü olur. Hı hı. Bir türlü geçmez. Zaman zaman artar, zaman zaman azalır. Ve özellikle ensenin arkasından başlayan baş ağrılarıdır. Yani bu tip baş ağrıları varsa ilk önce mutlaka boyundan şüphelenmek lazım. Yani bu gibi kişilerin mutlaka önce boynunu kontrol ettirmesi lazım. Bunun dışında işte bu safhalarda, erken safhalarda gelen hastalar bu tip tedavilerle, karyopraktiyle, ağrı tedavisiyle, manuel terapiyle, traksiyon tedavisiyle arkasından yapacağı egzersizlerle, hı hı, çok rahatlıkla bu ağrılardan kurtulabilir. Şimdi aslında söyledikleriniz ilginç. Çünkü siz bir cerrahsınız. Beyin ve sinir hastalıkları cerrahisi uzmanısınız. Bu noktada biraz önce dediniz ya, hastalar korkarlar. Aman şimdi beni bu doktor ameliyat edecek derler. Evet. Peki onların bunu söylemelerine neden olacak haklı gerekçeler olabilir mi? Yani mesela şöyle bir şey diyebilir misiniz? Ülkemizde boyun fıtığı ameliyatlarının belli bölümü, belki büyük bölümü gereksiz yere yapılıyor. Var mıdır böyle bir düşünceniz? Evet, yani bazen tedaviyle önlenebilecek birçok ameliyat maalesef ameliyatla sonuçlanabiliyor. Bazen teknolojisi yeterli olmayan yerlerde yapılan ameliyatlarda da çok iyi sonuçlar alınamıyor. Gerçi boyun fıtığı ameliyatları çok gelişti. Şimdi ufak bir delikten giriyorum ben boyunda. Yaklaşık yarım saat sürüyor. 2 saat sonra hastayı ayağa kaldırıp aynı gün veya ertesi sabah evine yollayabiliyoruz. Ama bu ameliyatlar mutlak gerekmedikçe ben gene yapılmasına karşıyım. Hı hı. Yani kolda güç kaybı olacak, yürümede dengesizlik olacak veya fıtıktan bir parça kopmuş olacak. Veya fıtık çok büyük olacak, hiçbir şekilde bunu yerine tekrar sokmak mümkün olmayacak. O zaman ameliyatlara taraftarım. Şimdi ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri bu bel ve boyun ağrılarında ayrı bir branşın olmaması. Bununla fizik tedaviciler de ilgileniyor, beyin cerrahları da ilgileniyor, ortopedistler, evet, de ilgileniyor, romatologlar da ilgileniyor, dahiliyeciler de ilgileniyor. Her branş bunlarla uğraşıyor. Ama herkes kendi bildiği yöntemi uyguluyor. Yani Türkiye'de bu işi her şeyiyle yapan kişilerin maalesef çok çok az olması tedavide sorun yaratıyor. Peki bu multidisipliner yaklaşım gerektiren bir rahatsızlık mıdır mesela boyun fıtığı? Kesinlikle. Yani kesinlikle. Mesela Amerika ne yapıyor? Almanya ne yapıyor? Orada belirttiğiniz uzmanlık alanları bir arada mı çalışır? Yoksa en azından hani bunların ikisi ya da üçü birliktedir diyebilir miyiz? Şimdi orada genellikle... Kime gidecek hasta çünkü bu kafa karışıklığı varsa? Yani bir beyin cerrahisini bitirdiyse veya ortopediyi bitirdiyse üzerine mutlaka omurga cerrahisiyle ek bir eğitim alıyor. Hı hı. Bu kişi sadece cerrahisini öğrenmiyor, onun tedavisini de öğreniyor. Yani bir hasta geldi, boyun fıtığı, beyin cerrahına gitti. Beyin cerrahı dedi ki, senin boynun ameliyatlık değil. Evet. Ne yapayım? Git fizik tedaviye. Bu doğru bir şey değil. O bir doktorda bu işin bitmesi lazım. O doktor bu işin tedavisini de ayarlaması, tedaviyle ameliyat gerekmiyorsa tedaviyle de çözmesi lazım. Benim biraz farkım o. Yani her türlü tedavisiyle bu işi yapıyoruz. Yani ameliyat gerekiyorsa ameliyat, ameliyat gerekmiyorsa başka tedaviyle bu işi çözmek lazım. Peki insanlar kendilerini rahatlatmak için ne yapsınlar? Boyun ağrısı çeken, kendisine boyun fıtığı teşhisi konmuş kişiler. Mesela bu kadınlarda mı erkeklerde mi bu arada daha çok görülüyor? Sanki kadınlarda diyeceksiniz gibi. Aslında şöyle, her ikisi cinsi de eşit gözüküyor ama hep erkekler erken dönemde geliyorlar ama kadınlar mutlaka gecikerek geliyorlar.
hep öncelikleri başka işlere verdikleri için kendilerini ihmal biraz ediyorlar. Biraz ihmal ediyorlar ve gecikerek geliyorlar. Kişilik yapısının da etkisi vardır mutlaka stres dediğinize göre. Hani mükemmeliyetçi, ondan sonra biraz daha hassas, duyarlı kişilerde daha mı fazla oluyor? Evet, yani insanlar ikiye ayrılırmış, teflonlar ve süngerler diye. Teflonlar üzerinde hiçbir şeyi tutmuyor ama süngerler sürekli olarak strese emdikleri için onlar da çok fazla boyun ve sırt ağrısı oluyor. Yani bu anlamda duyarlı ve iyi bir çalışan olmak da çok iyi bir şey değil. Demek ki işleri iyi yapmaya çalışırken, gayret gösterirken bir yandan da kendinizden veriyorsunuz. Kimlerde hiç çok nadir oluyor biliyor musunuz? Kimlerde? Hani bir şeye kızdığı zaman camı çerçeveyi indiren, bağıran, çağıran kişilerde deşarj olanlardan hiçbir şey olmuyor. Onlara bir şey olmuyor. Bu da güzelmiş. Peki mesela sırt üstü yüzmek boyun ağrıları, boyun fıtığı için iyi bir spordur derler. Sizin bu konuyla da ilgili farklı bir düşünceniz var. Ben çok var. Fazla nedir? Katılmıyorum. Çünkü sırt üstü yüzmek için öncelikle yüzmeyi çok çok iyi bilmek lazım. Yani çok iyi yüzücü olacaksınız ki ondan sonra sırt üstü, doğru dürüst sırt üstü yüzebilirsiniz. Onu da birçok kişiye, mesela yüzme bilmeyen birçok kişiye bile sırt üstü yüzme tavsiye ediliyor. Bu kesinlikle doğru değil. Bir kişinin eğer sırtı boynu ağrıyorsa su içinde durup kol hareketleri yapma, kolları yana doğru çevirme, daireler yapma suyun içinde, işte önde arkada çapraz hareketler yapma yüzmeden çok çok daha faydalı. Beli ağrıyanlar için suda yürüme daha faydalı. Suda yürüme. Evet. Aynı yani sokakta, suyun içinde yürüyeceğiz. Sokakta yürür gibi yürüme çok çok daha faydalı. Bu herkesin yapabileceği bir şey. Kesinlikle. Onun için böyle yüzme yerine bunları yapmak veya işte pilates son derece faydalı bir spor. Herkesin ama erişebileceği bir spor değil. Öyle değil, değil mi yani, ama her yerde herkes derdi. Birçok hareketi kendi kendine yapabilme imkanı da var. İşte biz özellikle bize gelen hastalara onu öğretmeyi amaçlıyoruz. Yani evde kendi yapabilecekleri, basit bir topla bile bu işi çözebilecekleri birçok hareketi onlara öğretip evde kendi kendilerine ağrıları olduğu zaman çözüm yapabilmelerini sağlıyoruz. Peki bir hastaya ameliyat olman gerek dendi boyun fıtığıyla ilgili olarak ve o hasta bunu reddetti, ameliyat olmuyor olması gerektiği halde ne olur? Eğer mutlak ve mutlak ameliyat olması gerektiyse... Biz öyle farz ediyoruz şu anda. Bu kişide kolda güç kaybı oluşur. Bir şeyi alırken, tutarken düşürmeye başlar. Ve kalıcı uyuşukluklar oluşur. Bardağı tuttuğu zaman bardağı doğru dürüst hissedemez. Ve en önemli sorun hastada yürürken dengesizlik meydana gelir. Bir süre sonra tek başına yürüyemez hale gelir. Baston bile yetmez. İlla birkaç kişinin koluna girmesi gerekebilir. Ve maalesef Türkiye'de de bu tip hastalarla çok fazla karşılaşıyoruz. Çünkü bir kişiye ameliyat dendiği zaman hemen devreye bütün akrabaları, komşuları, tanıdıkları giriyor. Aman sakın olma, aman şey olma, olursan çok daha kötü olursun. Bak benim bir tanıdığımın başına şu evet, gelmişti falan evet, gibi. Aynen öyle. Ya birincisi tabii ki eğer böyle bir ameliyat gerekiyorsa mutlaka çok iyi araştırmaları lazım. Yani artık önümüzde internet denilen bir şey var. Burada bu işi en iyi yapanlar kimlerdir? Hasta memnuniyetleri nelerdir? Kimler tavsiye ediliyor? Çok iyi araştırmaları lazım. Yapacak doktorun bir teknolojisinin yeterli olup olmadığı araştırılmalı. Teknoloji çok çok önemli bu işte. Yani el becerisi hiçbir zaman yetmiyor. Biz artık birçok ameliyatta alet işliyor, bizler övünüyoruz açıkçası. Yani çok fazla teknolojiye sahip olan kişiler tercih edilmeli. Onların ameliyat başarıları önceden araştırılıp tercih edilmeli. Ve doktorla her şeyi açık açık konuşmaları lazım. Yani bu ameliyatta ne olabilir, ne olamaz, ameliyattan sonraki beklentiler nelerdir, fıtık tekrarlar mı, tekrarlamaz mı, her şeyi konuşup ameliyata öyle karar vermeleri lazım. Yani sadece maddi nedenlerle bazen verilen ameliyatlar, kararlar çok kötü sonuçlara sebep olabiliyor. Peki son bir dakikamız. Hemen kısa bir yanıt rica edeceğim sizden. En azından burada Türkiye'de Türk hastaları şanslı mı? Dünya ile karşılaştırıldığında, dünyada bu işin iyi yapıldığı ülkelerle karşılaştırıldığında, yani cerrahi açısından ya da diğer tedavi şekilleri açısından soruyorum sevgili seyircilerimiz.
Burada da iyi merkezlerde hakikaten dünya standartlarında iş yapıyoruz diyebilir misiniz? Yapılıyor diyebilir misiniz? Kesinlikle diyebilirim. Yani Türkiye'nin en çok geliştiği alanlardan biri beyin cerrahisi, diğeri anestezi ve robotik cerrahi. Gerçekten bunlar çok ilerlemiş durumda. Teknolojiyi aynen takip edebiliyoruz. Yani Amerika'da şu an hangi ameliyatlar yapılıyorsa burada da başarıyla yapılabiliyor. Son bir cümle. Stres çok çok önemli bu işte. Stresliyken uslu durmak çok çok önemli. Ona dikkat edersek boyun ağrılarından, bel ağrılarından çok rahat kurtulabiliriz. Güzel mesajlarla son veriyoruz programımıza. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla yeniden karşınızda olacağız. Bu arada operatör Doktor Aybar Sakkor'a çok teşekkür ediyorum katıldığı için. Yeni saatimizi unutmayın. Gelecek hafta cumartesi günü 10'a 10 geçe hepinizi yine Habertürk ekranına HT Sağlığa bekliyorum. O zamana kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın.